Bu derste After Effects'te arka planda yeşil perdeye ihtiyaç duymadan arka planı temizlemeyi öğreniyoruz. Buna rotoskop tekniği deniyor. Yani ana objeyi arka plandan ayırıyoruz. Bir nevi dekupe ediyoruz aslında. Photoshop'taki dekupe mantığı gibi. Videolardaki ana obje hareketli olsa bile bu objeyi arka plandan ayırarak arka planın transparan olmasını sağlayabiliriz. Arka planın rengini değiştirebiliriz, değişik renk efektleri koyabiliriz ve hatta arka planı komple başka bir görüntüyle değiştirebiliriz. Bu tamamen yaratıcılığınıza kalmış. Hadi başlayalım. Rotoskop tekniğini yapabilmemiz için sahneye bir video eklememiz lazım. Buraya bir video ekledim ve bu videonun üzerine sağ tıklıyorum. New Comp from Selection diyerek bu videonun boyutlarında yeni bir kompozisyon oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi buraya yeni bir kompozisyon oluşturuldu ve kompozisyona da videonun ismini vermiş oldu. Burada yapacağımız şey şu, bu internet üzerinden indirdiğim ücretsiz bir video. Bu videoda ön tarafta bulunan adamı arka plandan ayıracağız. Bu adam hareketli bir adam. Şöyle hareket ediyor ve arka planda hareketli. Dolayısıyla rotoskop tekniği ile bunu ayırmayı deneyeceğiz. Yaratıcılığınıza bağlı olarak istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Rotoskop tekniğinde rotoskop aracını kullanmamız lazım. Bu araca ulaşmamız için burada. Videonun üzerine çift tıklıyorum. Videonun detayına iniyorum. Videonun detayına indiğimizde de şuradaki aracı kullanmamız gerekecek. Bu aracın üzerine geldiğimizde Roto Brush Tool olduğunu görüyoruz. Roto Brush Tool aracını seçiyorum. Aracı seçtiğimde ve mouse imlecimi videonun üzerine getirdiğimde imlecin yeşil olduğunu göreceksiniz. Yeşil bir artı ikonuna sahip olduğunu göreceksiniz. Bu her şeyin doğru olduğunu ifade ediyor ve öndeki kişiyi artık dekupe etmeye başlayabiliriz. Tabii buradaki aracın boyutuyla da oynayabilirsiniz. Üstteki menüde Window'un altındaki Brushes seçeneğini seçerek buradaki araçları kullanabilirsiniz ve boyutu tıpkı Photoshop'ta bir şey boyarmış gibi düzenleyebilirsiniz. Yapacağımız şey şu, öncelikle sahnedeki adamı dışarı taşmayacak şekilde çizelim. Yani şöyle, beni takip edin. Gördüğünüz gibi sahnede adamı dışarı taşmayacak şekilde seçmiş olmama rağmen dışarıda bazı alanları seçmiş oldu. Klavyeden Alt tuşuna basarak bu alanları tekrar seçiyorum, üzerinden geçiyorum yani. Şöyle üzerinden geçtiğimde otomatik olarak kendisi bazı hesaplamalar yapacak ve o alanların aslında seçim alanına uygun olmadığını ifade etmiş olacağız bir şekilde. Şurada bir alan var. Eğer adamdan almadığı şeyler varsa da tekrar oralara tıklayarak o alanların da bu seçime dahil olmasını sağlayabilirsiniz. Mesela şurada alnın bir kısmını dahil etmeye çalışıyorum, bir kısmını da almamaya çalışıyorum. Şöyle bir şey yapalım. Kulağı almamış mesela. Kulağı da alması için şöyle kulağı da boyadım. Çok detaya inmeyeceğim. Detaya inebilirsiniz isterseniz. Dilerseniz iç tarafta bir dekupe etmeniz gereken şey varsa yine klavyeden Alt tuşuna basarak şöyle oraları da seçebilirsiniz. Dolayısıyla o alanları da kaldırmış olacağız. Şimdi kişimizi seçtik. Bu alanların anlaşılması, bu alanların hesaplanması için de oynatacağız. Oynattığımızda herhangi bir yerde durdurup yeni bir çizim yapabilir ve oynatmaya devam edebiliriz. Böylece oynatıldığı süre boyunca bu hesaplamaları yapmaya çalışacak ve işin sonunda da bu insanı arka plandan ayırmış olacağız. Klavyeden Space tuşuna basarak oynatmaya başlıyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten çizgilerde hareket ediyor. Adamı seçmeye çalışıyor. Şurada bir problem oldu. Bu problemin üzerinden gelebiliriz. Şöyle yapacağız. Nerede o problem olmaya başlamıştı? Şu kısımda olmaya başladı. Klavyeden Alt tuşuna basarak İmlecin eksi olmasını sağlıyorum ve o kısmı seçiyorum. Bu şekilde devam edebiliriz. Tekrar play tuşuna basıyorum. Space tuşuna yani. Klavyeden boşluk tuşuna. Arka planda bir takip hatası söz konusu. Hemen o alanı da iptal edeceğim. Tekrar play'e basıyorum. Gördüğünüz gibi artık o alanı seçmedi. Hemen altta çiftin eline bir seçim yaptığını görüyorum. Orayı da iptal ettim. Devam ediyorum. Hemen başta o adamı biraz daha erkenden almam gerekirdi. Yani tam burada çıktığı andan itibaren o adamın dahil olmamasını sağlamam gerekirdi. Evet, şu anda çözüm oldu. Aynı şekilde elde de biraz daha erken işlem yapalım. Çıkmasına fırsat vermeden. Şurada da bir problem var. Hemen orayı da çözelim. Zaten genel olarak baktığımızda fazla problem varmış gibi durmuyor. Gibi düzenlemeleri yaparak öndeki kişiyi arka plandan ayırmış olduk. Şuradaki tüm alanların yeşil olması klibimizin tamamen işlendiği anlamına geliyor. Yani bu takip sisteminin klibimizin tamamında uygulandığı anlamına geliyor. Biz bu rotoskop tekniğini uyguladık ve sol tarafta effects kontrol panelinde çeşitli özellikler var. Bu efektleri deneyerek neyin ne olduğunu
uygulayabilirsiniz. Bunlardan birkaçına bakacak olursak invert kısmı var. Yani bu seçimi tersine çevirecek. Dolayısıyla bir işlem yaparken dışına yapmış olacağız. Aynı şekilde fader değeri verebileceğimiz bir alan var. Fader değeri de kenarların yumuşatmasını sağlayacak. Kontrast değerini artırabiliriz. Şöyle zoom girdiğimizde buradaki çizgilerin biraz daha içeri gelmesini veya biraz daha dışarı çıkmasını sağlayabiliriz bu üçüncü seçenekle. Bu seçeneği %100 yaptığımızda gördüğünüz gibi biraz dışarı gelmiş olacak. Değiştirme ihtiyacı hissedebilirsiniz gibi ayarlarımız var. Bunu tekrar fit olarak değiştireyim. Bu videonun altında bazı renkler göreceksiniz. Bu renkler de siyah beyaz dengesini görebileceğiniz bir yer. Arka planı siyah olarak görebileceğiniz bir seçenek. Arka planı kırmızı olarak görebileceğiniz başka bir seçenek. Veya yanındaki kırmızı butona tıklayarak başka bir renk, hangi renkte görmek isterseniz, mesela mavi olarak görmek isterseniz, o renkte seçim yapmanızı olanak tanıyan başka bir seçenek var. Hemen yanında da bu rengin, bu renk tonunun kaç değerinde ne kadar görünmesini belirtebileceğiniz bir opacity alanında mevcut. %100 olarak görmek veya %20 olarak görmek gibi değiştirebileceğiniz seçenekler var. Böylece ne kadar dekupe ettiğinizde daha iyi bir şekilde anlayabiliyorsunuz. Şimdi tekrar videoya geri dönecek olursak, seçtiğimiz alan dekupe oldu ve arka planı transparan oldu. Şimdi ben bu arka plana başka bir şey de koyabilirim. Aynı şekilde arka plan üzerinde bazı düzenlemeler de yapabilirim. Örnek verecek olursak, arka planı siyah beyaz yapalım. Az önce dediğim gibi bu tamamen sizin yaratıcılığınıza bağlı olarak değişecek bir durum. Ben temelde arka plandaki rengin nasıl değiştirebileceğini göstermeye çalışacağım. Bu alana geliyorum ve bunu okuna tıklayarak küçültüyorum. Şu anda bu katmanın arka planı transparan olarak görebiliriz. Project panelinde arka plana yeniden bir video ekliyorum. Bu aynı video olacak. Çünkü bu videoya siyah beyazlık vereceğimi söylemiştim. Efekt panelinde Black and White seçeneğini seçerek ve arka plandaki videonun üzerine sürükleyerek videoyu siyah beyaz yapabilirim. Ön tarafta ise az önce dekupe ettiğimiz video durduğu için de bu kısım renkli olarak kalacak. Yani böyle bir mantığı olmuş oldu. Bu durumda bu iki katmanın arasında bir metin de yazabiliriz ve dolayısıyla bu metnin öndeki objenin arkasında yer almasını sağlayabiliriz. Hemen bir örnek yapalım. Ne olduğunun önemi yok. Aklıma ilk bu geldi. Ok'a tıklıyorum. Şu anda önde görünüyor. Buradaki metin katmanını iki video katmanının arasına koyarak ikisinin ortasına gelmesini de sağlayabiliriz. Bunun böyle piksel piksel görünmesinin nedeni burada quarter olarak seçim yapmış olmam. Full olarak değiştirirsem çok daha kaliteli bir görüntü alacağım. Ama bu da tabii ki bir rotoskop tekniği olduğu için bilgisayarıma yüklenecek ve bilgisayarımı yavaşlatacak. Gördüğünüz gibi yaptığımız rotoskop tekniği başarılı bir şekilde çalışıyor. Tabii öndeki videoya da efekt verebilirsiniz. Hemen öndeki videoya da bir parlaklık verelim. Brightness and Contrast efektini alıyorum ve öndeki videonun üzerine sürüklüyorum. Brightness değerini şöyle biraz artıralım. Brightness ve Contrast değerini artırdım. Görüldüğü üzere öndeki videoyu da ayrı efektler verebilmemiz mümkün olabiliyor. Tıpkı Photoshop'ta bir görüntüyü dekupe eder gibi bir videoda görüntüyü dekupe edip arka plandan ayırmayı gördük. After Effects'te dekupe işlemi bu şekilde gerçekleşiyor. Videolarda dekupeyi rotoskop tekniğiyle yapıyoruz. Bu eğitimimizde bu kadardı. Dilerim faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanala abone olmayı, sonra da bu tip eğitimlerden hemen haberdar olmak için zile basmayı unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak eğitimlere destek olabilirsiniz. Yandaki iki videodan birini seçerek öğrenmeye devam da edebilirsiniz. Yeni eğitimlerde görüşmek üzere.